Evet, Essen und Trinken konu başlıklı kelime çalışmamızın ikinci bölümünde yine sizlerle birlikteyiz. Devam ediyoruz. Beilagen, garnitürler, gebackene Kartoffel, fırında pişirilmiş patates, Salz Kartoffel, haşlama patates, gekochter Reis, pilav, Pommes frites, pommes frites, knödel, hamur köftesi, pommes frites, tekrar gelmiş. Pommes frites ne diye soran olursa Fransız usulü patates kızartması diye açıklamamızı da yazdık. Belki bilmeyenler de olabilir. Brat kartoffel, patates kızartması, gebackene kartoffel, fırınlanmış patates, kartoffel püreyi, patates püresi, kroketen, patates köftesi, kartoffel salat, patates salatası, schwenk kartoffel, sote, patates. Gemüse und salat, sebze ve salata, spargel, kuşkonmaz, aubergine, patlıcan, gebackene bohnen in tomaten soße, fırınlanmış domates soslu fasulye, bohnen, fasulye, rote bete, pancar. Dike bohnen, baklalar, rosenkohl, Brüksel lahanası, weiße bohnen, kuru fasulye, kol, lahana, blumenkohl, karnabahar, Blumenkohl mit Käse überbacken, peynir soslu karnabahar yemeği, zeleri, kereviz, kichererbsen nohut, şikore, acı marul, pepperoni, sivri biber, krautsalat, lahana salatası, maiskolben, mısır koçanı, zucchini, kabak, gurke, salatalık, hıyar, fençel, rezene, grüne bohnen, taze fasulye, ais salat, göbek salata, rote bohnen, barbunya, felt salat, kuzu kula, linsen, mercimek, kopf salat, göbek salata, suka erbsen, bezelye, pilse, mantarlar, zwiebel, soğan, pastinaken, yaban havucu, erbsen, bezelyeler, paprika schoten, dolmalık biber, kürbis, bal kabağı, radieschen, kırmızı turp. Rotkohl, kırmızı lahana, şalote, arpacık soğan, şpinat, ıspanak, Frühlingszwiebel, taze soğan, mais, mısır, tomaten, domatesler, rübe, şalgam, Brunnenkresse, su teresi. Zubereitungsarten. Şimdi de biraz yemek pişirme usullerine bakalım. Überbacken, gratine etmek. Gebacken, fırında pişmiş. Gegrillt, ızgara. Gekocht, haşlanmış. Geschmort, kızarmış. Paniert, unla kızartma. Frittiert, kızartılmış. Flambiert, alevlendirilmiş. Burada alevlendirilmişten kasıt aşçıların bazen şov amaçlı alevlendirerek yaptığı gösterileri hatırlayabilirsiniz. Alevlendirmeden kastı o, flambiert, alevlendirilmiş. In der Pfanne gebraten, tavada kızarmış. Eingelegt, mariniert, marine edilmiş. Medium, orta pişmiş.
52 derecede 4 dakika. Buna medium deniyor. In Essig eingelegt, gepökelt, salamura yapılmış. English blue tick, az pişmiş 1 dakika. Buna English blue tick deniyor. İngiliz usulü. Az pişmiş. Geröstet, kavrulmuş, kızartılmış. Geräuchert, füme, tütsülenmiş. Gedämpft, gedünstet, buğulama. Durchgebraten, iyi pişmiş. Evet, Käse, peynir. Peynir türlerine bakalım. Blau, Schimmelkäse, Roquefort peyniri. Englische beziehungsweise irischer Käse, mild bis würzig, cheddar peyniri. Käseplatte, peynir tabağı. Frischkäse, krem peynir. Voller scharfer englischer Käse, Chiftgloste peyniri. Schafskäse, beyaz peynir, koyun peyniri. Ziegenkäse, keçi peyniri. Englische Blauschimmelkäse, İngiliz Roquefort peynir. Nachspeisen und Kuchen, tatlılar, soğukluklar ve pastalara geldik. Onlara bakalım. Apfeldessert mit Streusel, elmalı kırıntı turta. Gedeckter Apfelkuchen, elmalı turta. Schwarzwälder Kirschtorte, kara orman pastası. Pudding, pudding. Käsekuchen, peynir pastası. Schokoladencreme, çikolatalı muz. Sahne, kaymak, krema. Karamel pudding, karamelli puding. Getostetes, hefekepek, mit Butter bestrichen, kızarmış hamur tatlısı, vanilya sosu, vanilyalı sos. Dänische Plünderstück, Danimarka çöreği, Krapfen, donut, yani tatlı çörek. Obstsalat, meyve salatası. Eis, dondurma. Früchtebecher mit Eis und Sahne. Uzun bardakta servis edilen dondurma. Makrone, badem kurabiyesi. Beizer, beze. Hefeteigbrötchen, Heiß mit Butter gegessen. Muffin. Pfannkuchen, gözleme ya da krep. Reisbrei, sütlaç. Kleiner, runder Kuchen mit Butter beziehungsweise Dickrahm und Marmelade gegessen. Bir tür yağlı çörek. Eisbecher, dondurma külahı. Inscheri getränkter. Biskuitboden, darauf Früchte in Wackelpeter, Vanillesoße und Sahne. Trifle. Obst und Nüsse, meyve ve çerezlere geldik. Mandel, bademler. Apfel, elma. Aprikosen, kayısı, kayısılar. Banane, muz. Brombeeren, böğürtlen. Schwarze Johannisbeeren, siyah frenk üzümü, Paranüsse, Brezilya cevizi. Kirschen, kirazlar, kastanien, kestaneler, kokosnuss, Hindistan cevizi. Preiselbeeren, kırmızı yaban mersini. Korinthen, kuş üzümleri. Feigen, incirler. Obst, meyve.
Stachelbeere, Bektaşi üzümü, Weintraube, üzüm, Rheingoldene, Frankeri, hazelnuss, fındık, kivi, kivi, sitrone, limon, limone, misket limonu, mandarine, mandalina, honig melone, kavun, bassa melone, karpuz, hazelnuss, fındık, valnuss, ceviz, orancı, portakal, firziş, şeftali, Erdnuss, yer fıstığı, birne, armut, ananas, ananas, pistasiye, antep fıstığı, flaume, erik, rozine, kuru üzüm, himbeere, ahududu, rote johannisberin, kırmızı frenk üzümleri, rabarber, ışkın, ravent, erdbeere, çilek, Valnüs'e cevizler. Alkol fraye getiren ki alkolsüz içecekler. Apfelsaft, elma suyu. Fruchtsaft, meyve suyu. İngver, limonade, zencefilli gazoz, ice kafe, buzlu kahve. Zaft meyve suyu, limonade, limonata, milch mix getrenk, aromalı süt, mineral vassa, maden suyu, orangenzaft, portakal suyu, alkol freies getrenk, alkolsüz içecek, mineral vassa, mit kohlensäure, soda, mineral vassa, ohne kohlensäure, asitsiz maden suyu, Leitungswasser, musluk suyu, Tomatensaft, domates suyu, tonik, tonik yani kinin katılmış soda. Heiße Getränke, sıcak içecekler. Kaffee ohne Milch, sütsüz kahve. Kaffee, kahve. Espresso, espresso İtalyan kahvesi, Kräutertee bitki çayı, heiße Schokolade sıcak çikolata, tee çay, tee mit Zitrone limonlu çay, tee mit Milch sütlü çay, kafe mit Milch sütlü kahve. Evet, yemek ve içmek konusunu işledik. Uzun bir konuydu kelime çalışması olarak. Bunu İngilizce, Almanca bir kaynaktan aldım. Dikkat ettiyseniz bazı yemekler hep tarifle yapılmış. Çünkü İngilizce esas alınarak yapıldığı için Almanca'da da tam karşılığı bulunamamış, öyle anlıyoruz. Sadece tarifle verilmiş. Biraz tuhafınıza da gitmiş olabilir. Sol tarafta İngilizce yazılışları ve okunuşları vardı. Oradan da bakabilirsiniz. Arzu ilgi duyanlar çok ayrıntılı bir şekilde araştırabilirler. Kaynağımız bu kitap Reise, Seyahat, Langenscheidt, Sprachführer Englisch. Yani İngilizce bir seyahat rehberinden aldık. Bunu Langenscheidt Felak yani Langenscheidt yayın evi yayınlamış. Biz de buradan aldık. Dediğim gibi İngilizce baz alındığı için, esas alındığı için Almanca'da bazı yemeklerin sadece tarifle verildiğini görüyorsunuz. Bunu biraz garipsemiş olabilirsiniz. Garipsemeyin sebebi bu. Başka bir sebebi bu. Ben biraz araştırarak Türkçelerinde bulabildim. Bulamadıklarını da Almanlar gibi yine tarif usulüyle gittim. Bu kitabın dersimizi bu kitabın 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87.
88. 89. 91. ve 92. sayfalarından yaptık. Bu kaynak bildirimi hem birinci bölüm hem de bu şimdi işlediğimiz ikinci bölüm için. Bir başka derste görüşmek üzere. Bleibt gesund, sağlıcakla kalın. Tschüss.